şunu gördük. YPG, PYD, Suriye'de şu ya da bu şekilde iyi ilişkiler içerisinde olduğu bölgesel ve küresel güçlerin hiçbirisinin açık, net bir desteğini Afrin'de alamadı. Son ana kadar belli ki böyle bir desteği umdu, bunu bekledi. Böyle bir destek olsa mesela Rusya'nın net bir şekilde hava sahasını kapatması gibi ya da Şam yönetiminin çok ciddi bir şekilde askeri olarak olaya dair olması gibi belki işin rengini değişebileceğini düşündü. Ama bu türden adımlar olmayınca bıraktı, şehri bıraktı daha fazla yıkıma uğramamak için. Çünkü biliyoruz bu süreç içerisinde bu yapı, YPG çok ciddi kayıplar verdi. Kendi rakamları 700-800 civarında seyrediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Ankara'nın rakamları 3.000 ila 4.000 arasında olarak veriliyor. Bir takım tarafsız gözlemcilerin, tarafsız sayılabilecek gözlemcilerin verdiği rakamlar da 1.200 ila 1.500 arasında kayıp olduğu yolunda ki bu küçük bir bölgede az bir nüfus için çok önemli bir rakam. Dolayısıyla bu rakamın daha fazla büyümesini istemedikleri için belli ki çekilme kararı aldılar.